Deniz, ne oldu bir tanem sana? Ben çok kötü bir şey oldu. Ben aşık oldum. Biliyorum. Biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum tabii. Ben seni kendimden daha iyi tanıyorum. Anlamadın mı zaten? Sermet'e ne kadar aşık olduğunu. Sermet de sana kör kütük. Biliyorum tabii. Anladım. Anladım. Ah be güzelim ya. Deve kuşu gibi kafanı kuma gömdün ama açıkta kaldı. Ha? Anlaşılmıyor mu sanıyorsun? Öf. Yapamıyorum ya ben. Ne onunla oluyor ne onsuz oluyor. Bak Can evde diyor. Kızar diye evime gidemedim. Buraya geldim yani halime bak. Düştüğüm hale bak. Deniz ne oldu? Ne oluyor? Git abine sor ne oluyor? Ne yaptı Sermet sana? Ne yapacak? Gitmiş Deniz ona aşık olmuş. O da kör kütük Deniz'e aşık olmuş. Olan bu. Korktuğumuz başımıza geldi desene. Ah be abi. Tamam canım benim. Yat sakinleş şimdi. Uyu biraz sonra uyanınca konuşuruz olur mu? Ne olmuş Fırat abi ya? Aşık acısı. Hayda. Ay Sermet abiyle de düşüp bayılayım şurada. Aman Şadiye bayılma. Hadi git bana bir kahve yap hadi. Ay sen görüyor musun ya ne oldu ne oldu o mesajlaşmalar falan şakaydı hani. Var ya bütün bunların hepsi Ali'nin başının altından çıkıyor. Yani şakaydı kaka oldu. Ben nereden bileyim ya. Çok korkuyorum onu kaybetmekten. Ama kıskançlıklarını o kontrol etme duygusu da dayanamıyorum. Ya Nalin sen biliyorsun. Kime eyvallahım oldu bu hayatta kim bana karışabildi ama bu adam bir bakıyor. Şöyle bir bakıyor. Benim bütün huyum suyum değişiyor. Ne oluyor ya? Tamam Deniz'ciğim tamam sakin ol. Nasıl sakin olayım be? Diyor ki Can bu evde kalmayacak. O kalırsa gelirsin benimle diyor. Tamam diyorum. Irmak kalkıyor bu adam seni korkutuyor diyor. Kıza tokatı atıp çıkıyorum ben haksız mı? Haksız mı? Korkuyorum işte ya. Ya ne var korkacak? Bu adam sana bakınca adamın içi titriyor. Ya bana söylettiğin lafa bak şimdi ya. 40 yıl düşünsem Sermet'i koruyacağım aklıma gelmezdi. Manyak ettiniz beni daha öf. Fato sokmuş yanımıza bizi kontrol etmek için. Üniversite yıllarında seni, şimdi de beni. Buna ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Ben adamın ne kadar manyak olduğunu biliyorum. Ne diyeceğim? Asıl sen biraz mantıklı ol. Ya bilmiyor muydun bu adamı zaten en başından? Ha? Gidip aşık oldun bir de adam mı yok? Ya ne yapayım ya? Çok tatlı. Çok yakışıklı. Böyle güven de veriyor bana. Onunla kocaman bir ailem varmış gibi hissediyorum ben. Nefret de ediyorum. Ayaklarımı yerden de kesiyor. Ya böyle yeni uçmayı öğrenmiş kuşlar gibi. Onu gördüğüm zaman kalbimin sesinden kulaklarım duymuyor beni. Şekildeki 3 yanlışı bulun. 1 aşk, 2 aşık kadın, 3 aşık adam. Ne diyorsun Allah aşkına? Son bir saattir söylediğin hiçbir şeyde istikrar tutar yok ya. Of! Çok kötüyüm. Efendim birader. Ne yaptın lan sen Deniz'e kız hüngür hüngür ağlıyor? Senden öğrendik kadını aldatmayı. Soyumuz çekmiş işte ne yapalım? Abi evde misin sen? Geliyorum ben şimdi yanına. Çok mu kötü lan? Yani kötü tabii. Kız içeride hıçkırı hıçkırı ağlıyor. Hala çıkmadı odadan. Narin'le birlikte ne konuşuyorsa artık. Ya ben ona ne yapmış olabilirim ki birader? Başımın üzerine taşımaktan başka ne yapmış olabilirim? Oluyor işte bozuluyor her şey. Tamam tamam konuşma hadi geliyorum. Bak birader sen bunu al karşına konuş. Deniz de. Böyle olmaz de. Alo. Fırat. Fırat. Lan 2 saattir boşa mı konuşuyoruz biz be? Şimdi Narin de verecek odunu, verecek odunu. Yanacak ortalık ondan sonra. Ne oldu abi yenge itiraf mı etmiş? He. Kamuoyuna açıklamış. Hayırlı olsun abi. Abi bir durum var. Moskova Baba ile ilgili. Hani onunla ilgili değil de adamın biri bunu tehdit ediyormuş. Hani müsaaden olursa ben o işi bir çözeceğim abi. Kim tehdit ediyormuş? Niye tehdit ediyormuş? İşte Sermet takmış cana. E takar. Ben olsam ben de takarım. Keşke bize getirseydik adamı ya. Abla ben Picasso'ya geçmiş olsuna gidiyorum. Bir göreyim çocuğu. Şadiye sen karışma istersen. Arkadaşım o benim. Siz karışmayın isterseniz. Hiç laf dinlemiyor bu kıza. Şimdi gidecek Irmak yine abuk sabuk konuşacak, kavga çıkartacak. Ya tamam bırak Fırat ya. Irmak'ın dişi geçer mi buna? Allah aşkına benim derdim bana yeter zaten. Ne yapayım odaya mı kilitleyeyim?
Bu arada Rıfat'ı Sermet sokmuş bizim yanımıza. Onun adamıymış. Sizin de zaten normal bir hayatınız yok ki yavrum. Ted dedenler, abuk subuk rüyanda falan müvekkillerle kavga ediyorsun. Hayır Fırat. Irmaktan korumak için annem bebeği aldı, kaçtı rüyamda. Narin. Bak istiyorsan gidelim bir süre Fransa'ya yerleşelim ha. Yok yok yok. Ben korku dolu bir hayat istemiyorum. Bir ricam var yalnız. Senin eve taşınalım. Tamam mı? Orası güvenli. Hem güvenliği arttırdılar senin olaydan sonra. Yüksek kale gibi. Kendimi orada çok iyi hissedeceğim. Yani güvenliği her yerde sağlayabiliriz. Çocuk için de uygun bir yer bakabiliriz, bahçeli. Yok. Tek kapımız olsun. Kapısı bacası belli bir evimiz olsun. Ne olur. Hem çocuk daha küçük. Bir yıl daha bebek kalacak. Hemen top oynayamayacak ki. Bakarsın doğar doğmaz birkaç ay gideriz yurt dışına. Orada zaman geçiririz. İyi hissederiz kendimizi. Hem benim başka çocuklarım da var. Ben onları bırakamam. Deniz'le Şadiye. Ne olur. İyi peki. Tamam. Ben gideyim şu amatör kazanova ile ilgileneyim biraz. Dağılmıştır zaten. Artist. Yapacak bir şey yok ki. Ah canım benim. Şişede durduğu gibi durmuyor işte bu aşk. Ya tabii tabii seni olgun, her şeyi halletmiş koca seni. Canım benim. Sen 3 gün önceki halini unuttun tabii değil mi? Ha? Ben tamamım kızım. Ha, hadi bakalım. Hadi bana bakalım. Bak. Ha. Gel gel buraya. O Sermet'e söyle. Tamam mı? O Sermet'e söyle. İyi davransın kıza. Kıza aşık diye tapusu onda değil. Tamam mı? Sizden tapu almak zaten imkansız. Aa, verdik. Verdik tapuyu, daha ne kadar vereceğiz? Ama yalnız öyle tek taraflı olmuyor tapu. Genelde karşılıklı veriliyor canım, tamam mı? Tek başına alınmıyor tapu, hadi. Ya sonra durmamış tabii. Bir daha para istiyor, bir daha para istiyor. Moskov'ta nereye kadar? Pili bitmiş. Tam o ara şeye geldi işte. Nari yengenin oraya geldi de tam böyle konuşuyordu. Ben de tesadüf oradaydım, hallettim olayı. Onunla konuştum abi. Senin ne işin vardı lan orada? Abi beni boşanmaya gönderdin ya. Anlattın mı peki Nari'nin bir şeyler? Yok abi şey, bu yangın olayı falan girdi araya. Tesadüf, hiçbir şey duymadılar. Hani ben de hanımlar duysun istemedim abi. Şimdi duyacaklar bir ton olay. Hele Şadiye duysa var ya, hepten dağılır yani babasının yaptığını bilse. Hani öyle bir inisiyatif aldım. Yani uygun gördüysen. İyi de adamı perde çıkartmayın. Yemin ettik bir defa. Zaten abi, hani bir duygusalız. Böyle bayağı bir humanistiz yani. Hiçbir şey yapamıyoruz, iş halledemiyoruz ne hikmetse. Heh, abi bir de şey var ya. İnşaattan aradılar. Ortalıkta ufak bir karışıklık varmış. Yani bir saat de olsa seni bir görmek istiyor mühendisler abi. İnşaatta, mühendiste, Moskov'da değil. Ben yatacağım biraz. Ulan bu kadın milleti de çıtı pıtı ama. Çarptı mı, fil çarpmışa dönüyor adam ya. Haline bak adamın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.